Değerli izleyenler, Gürcistan Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolos Yardımcısı, ben ismini telaffuz edemeyeceğim ama kendisini Georgi Kuşitasvili beyefendi, Ünye başta olmak üzere bölgemizde Gürcistan uyruklu olarak gelip fındık toplama işinde çalıştırılan insanların hak ve menfaatlerinin koruması, kullanması adına bugün burada bir basın toplantısı yapmak istiyor. Haklı olarak da geçmişte burada yaşayan insanlar çalıştıranlar tarafından mağdur edilmiş. Onların hak ve menfaatleri için Sayın Baş Konsolos Yardımcısı kardeşimiz konuyla ilgili Ünye kamuoyuna, fındık işverenlerine çağrıda bulunacak. Dolayısıyla bölgelerindeki muhtarlara çağrıda bulunacak. Biz kendisine teşekkür ederek açıklamasını bekliyoruz. Buyurun başkanım. Öncelikle hepinizi selamlıyorum. Biliyorsunuz Gürcistan Türkiye arası ilişkileri çok uç seviyede ve gün geçtikçe bu ilişkiler daha derinleştiriyor. Gürcistan'a Türkiye aynı zamanda her alanda stratejik iş ortağı. Bu ilişkiler sayesinde geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mevsimlik işçileri 90 gün boyunca çalışma izinlerden muaf tutulmasıyla ilgili bir genelge yayınlandı. Bu genelge Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsıyor ve burada gelen mevsimli çalışmak isteyen Gürcistan vatandaşlar bir anlaşma yapmak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sayfasındaki formu doldurarak 90 gün süre içinde herhangi bir izin almaksızın, herhangi bir ücret ödemesi rahatlıkla çalışabilir. Bu sayede hem işveren Türk vatandaşlar hem Gürcistan vatandaşlar herhangi bir kaçak çalıştıkları diye ceza işlemleri tabi tutulmayacak ve herhangi bir ceza işlemi onlar hakkında yapılmayacak. Bu konuyla ilgili bu konuları buradaki işverenlere ve bizim vatandaşları tanıtmak için öncelikle Ünye'ye geldik. Ünye Gürcistan Acara Dostluk Derneği Başkanlığı yardımıyla bugün bazı toplantılar yaptık. Ünye Belediye Başkanı'yla, Ziraat Odası Başkanı'yla görüşmelerde bulunduk. Bundan sonra da düşünüyoruz ki bu bölgedeki dernek, Muhtarlar Derneği ile ve muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirelim. Bu fikir alışverişte bulunalım. Ne şekilde bu işi daha iyiye getirebiliriz ve bu sorunlarını nasıl en aza indirebiliriz diye böyle bir en yakın sürede Mehmet Bey'in yardımlar sayesinde böyle bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Şu aşamada burada işverenler, fındık işverenleri tarafından davet edilmiş, çalıştırılmak üzere burada bulunan Gürcistan Cumhuriyeti vatandaşlarını çalıştıracak bölgemiz işverenleri hazırladığınız bir matbu evrak gösterebilirsiniz. Evet. Böyle bu matbu evrakı dernekten ve Ünye Ziraat Odası'ndan alıp karşılıklı imzalayıp bu iş sözleşmesi biz hem Türkçe hem Gürcü olarak hazırladık. Evet. Hem işveren hem işçi bunu okuyabilsin, ne olduğunu anlayabilsin. Burası çok basit bir form. Sadece isim soyisim doldurmaları ve ne kadar süre çalışacak, ne kadar maaş alacakları doldurmaları yeterli oluyor. İmza altı da aldıktan sonra bunu ilgili muhtarlığa ya da jandarma kaymakamına verdikten sonra 3 ay boyunca herhangi bir çalışma izni almaksızın rahatlıkla çalışabilir. Bunu yapmaktan kasıt çalışanın ve çalıştıranın hak ve menfaatlerini korunması. Evet, evet. Aralarında hukuki bir evrak artık düzenlemiş olacak. Teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Saygılar Sayın Seyirciler. Biz Sayın Konsolosluğun dediği gibi muhtarlarımızla da buluşacağız. Ziraat Odası Başkanımızla da toplantı yaptık. Belediye Başkanımızla da yaptık. Bu formun esas amacı İçişleri Bakanlığımızın yaptığı bir çalışma var. Yani köydeki yabancı uyruklu Türk ya da Gürcü fark etmiyor kişilerin kayıt altına alınması. Bu hem terörle ilgili
hem de iş güvenliğiyle ilgili hem de çalışma verimliliğiyle ilgili İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın ortak bir fikri bu. Bunun esas amacı hem iş verimliliğini kayıt altına almak, hem iş güvenliğini kayıt altına almak, hem de bölgedeki İçişleri Bakanlığı tarafından çalışanların kayıt altına alması. Biz buradan şunu rica ediyoruz. İlgili muhtarlarınıza bunu verin. Haftaya da jandarma komutanımıza konuyu arz edeceğiz. Jandarma da bu konuyla ilgili denetimlere başlayacak. Muhtarlar kanalıyla da bu gerekli yerlere iletilecek. Yani burada yabancı uyruklu çalıştıran fındık arazisi sahiplerinde yasal olarak da bunu doldurmaları lazım. Bu olmadığı zaman da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaçak işçi statüsü uyguluyor. Kişi başı da ciddi bir rakamlar uygulanıyor. Yani geçen sene bu mağdur oldu. Konsolos Bey'le biz görüştük. Evet. Ondan önceki sene de oldu. Bu form doldurulmadığı zaman kaçak işçi statüsüne girmiş oluyor bahçedeki çalışanlar. Ayrıyeten de ciddi anlamda bir mağduriyet oluyor. Bu mağduriyetin önlenmesi için de konsoloslukla birlikte bu çalışmayı yaptık. Olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz. Yani bu bir basit bir olay değil. Bu şey değil, yani ülkemizin kayıt altına almaya çalıştığı bir durum. Fındık da önemli bir mahsulümüz bizim. Bölgemizde. Yani özellikle rica ediyoruz. Bunu imzalayın, muhtarınıza verin, muhtar da ilgili yerlere iletir. Onun için de teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz, saygılar.